Black Widow, Ben Karadul'un yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki balayı bitti. Çiftimiz döndü. Bakalım dolapta yemek var mı? Varmış. Tamam, yesin ne yiyecek bilmiyorum. Oo, güzel tavuk varmış. Şimdi varmış. Güzel bir yemek var. İşte bizimkiler normal rutin günlük yaşamlarına devam ediyorlar. Beyimizin işi var mıydı? Evet, işi varmış. Roket bilimi astronotmuş meğersem, görüyor musunuz? Bu yüzden zenginlik akıyor tabii ki. 430 bin simelyonumuz varmış. Tabii bizim Ferhunde için işine ben bu bölümü çekmeden önce ne yapabilirim diye de düşünmedim değil, düşündüm. Ferhunde birazcık böyle hani paranın verdiği şımarıklıkla böyle gece hayatına aksın istedim. Spor salonlarına gitsin istiyorum. Ve oradan yeni biriyle tanışmaya başlasın. Ve bizimki hani yaşlanıyor ya böyle. İşte yaşlanmamak adına böyle estetiklere mestetiklere derken işte böyle bir gece kulübüne gideriz mesela bu akşam. Çünkü akşam 8 sim saatine göre. Sabahına da bir spor salonuna gideriz. Bu durumdan bizim Adrian rahatsız olur. Tabii evde şiddetli bir geçimsizlik başlar. Şiddetli geçimsizlik kavgaya dönüşür falan filan derken işte bizimki Adrian'ı ortadan kaldırır gibi bir planım var bu bölüm adına. Yapacağız bakalım, başarılı olabilecek miyiz? Akşam yemeği yediler. Şimdi sosyal ihtiyaçlarını karşılıyorum böyle gördüğünüz gibi. Bu evde herhalde şeyle mi ayakkabı? Evet, ayakkabım var tabii. O çorap giymiş. Bunu da çorap sandım. Böyle burnu sivri falan olunca erkek ayakkabısı gibi durmuyor mu? Aynen öyle duruyor. Tamam. O bak, ben ona komutlar vermedim mi? Tuvalet ve banyo vermiştim halbuki. Şimdi şu süpürgeyi senin inventörüne atayım. Sen böyle bir evi bir süpür. Şöyle. Ne oldu? Complete aspiration. 5 gün içeri. Aa, yeni yıl dilekleri vardı. Çok zor. Çok zor. Keşke seçmeseymişiz. Yani yetenek şeyi olsaymış daha iyiymiş. Karizmayı 6. Ne oldu? Sen böyle bir girdin bir çıktın. Senin çok uykun geldi. Akşam da 9. Hadi sen gel yat uyu. Böyle kocasının erken yatmalarından sıkılan Ferhunde de dediğim gibi gece hayatına da dansın ve böylelikle biraz evi terk edelim. Belki yeni birileriyle tanışırız. Neden olmasın? Evet, zaten bizim buraya gelmemiz epey bir geç vakit aldı. Yol çok uzun sürdü. Şöyle bir çıkalım buraya lanca. Kimsecikler de yokmuş. Burada bir Lien Sadia var. Sayda mı Sadia mı? Sadia. Beklediğim kişi Like Retro Müzik. Hiç fark etmez neden hoşlandığın Ferhunde. Yani bir sen kimsin? Böyle bakalım. Barman misin sen? Art Seaman. Nasıl bir sanat gemi adamı? Resmen öyle olmuş. Aha. Tövbe bismillah. Bir de kurt adamımız eksikti. Ha, Christopher Volkov zaten bu bir klan başı. Sen kimle muhatap olma gidiyorsun? Lili ile. Lili bu muydu? Hayır, değilmiş. Lili demek ki bir yerlerden geliyor. Harbiden geliyor. Wow, Lili çok iyi değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Lili'yi çok beğendim. Bakar mısınız şu güzelliği Lili'deki? Ne kadar güzel yapmışlar. İnanamıyorum. Kıyafet muyafet muhteşem. Saç, baş, makyaj. Tam bir Japon yani. Ya da Çin. Artık ne bileyim, bu iki ırk da birbirine çok benziyor. Ayırt edilebilen bir yanı varsa da benim cahilliğime verin, bilmiyorum. Bu kim? Neden buralar bu şeye döndü? Yani güne döndü burası. Böyle sırf kadın geliyor. Hiç erkek gelmiyor mu böyle ağımıza birimize birisini düşürsek? Hadi. Volkov, yani senin ortamı bozan bir görüntün var. Neden insan kılığıyla gelmedin? Neyse, velhasılı kelam. Biz birisiyle tanışırız eninde sonunda. Böyle dışarıya çıktık. Jacques Villarreal geldi. Bu da bir şeyi varmış bunda. Sohbet grupları varmış. Sohbet grubu değildi. Neydi bunlar? Ha, sosyal grupları varmış. Jack Elder'mış, bir de yaşlıymış. Ay, bundan hiçbir şey olmaz. Ağzına neden olmasın? Bir dakika, olur. Zaten yaşlı. Yaşlı olduğu için iyi şey olur, paket olur. Biz onunla bir tanışalım.
Ama tanışamıyoruz. Adam kurt adamla konuştu ve gitti. Artık ne konuştularsa herkes gidiyor. Hayırdır? Siz niye? Bu kim? Chat with May. Şimdi başka bir şey geliyor. May, uzak doğulu. Sashiko. Bunlar pardon ama ya neden hepsi uzak doğulu? Sims satıldı da bir uzak doğulu biri mi aldı böyle kendisini dolduruyor? Sen kimsin kızım? Nancy Landgraf geliyor. Nancy'cim hoş geldin. Ay nihayet düzgün biri geldi. Kapıda açılıp geliyor. Yine hep kadın geliyor. Bakın oradan da bir kadın geldi. Hiç erkek gelmeye niyet yok. Yani şey olacak bu. Homofobik değiliz ama yani hani bir sonraki eşimiz de kadın mı olacak gibime geliyor. Böyle değişik bir şey mi yaşayacağız? Çok da kızgın. Kime kızgın? Belediye başkanına kızgın. Yo, şimdi gelip bize tokat atarmış düşünebiliyor musun? Aa nihayet biri geldi. Marcel. Marcel seninle kesin tanışmamız lazım. Yok mu burada? Hem de flörtöz bir tanışma olsun bu. Gel gel. Denize düşen yılana sarılırmış. Kim olduğunun hiçbir önemi yok şu saatten sonra. Tanışalım da biz. Evet. Gördün mü tanıştık. O da bize yeşil ışık yaktı. Umarım single'dır. Hemen sormak istiyorum soruyu. Bakayım. Bakayım cevap verecek mi? Aa bir de evli çıkarmış. Aa evliymiş. Britney ile evliymiş. Bu kim? Britney bu mu? Minerva. Aa Minerva McGonagall. Sen başka bir erkek. Yani bu da Chenlin. Olmadı şimdi. Yeni bir uzak doğulu geldi. Hemen de bak ne kadar da meraklıymış. Bununla da eğlenceli bir tanışma yapalım. Yalnız müzik de. Çok iyi değil mi? Sim'in orijinal müziği. Sen bizi bir bırak da biz bir Eli Ali Bin Arifi'yle bir tanışalım. Aa çiçekçi miydin sen? Garden Shop Owner. Çiçek satıcısı. Satıcı. Bizde satışa getirme sakın. Tanıştın mı kız? Tanışmış yine burada bir kalp mal kimle fingirdeşiyorsun acaba? Marcel'in sorusu varmış. Marcel ona bir soru sormuş. Oo, güller müller havada uçuşuyor. Bakalım şimdi o da bekar mı? Yok. Ask about love life diyelim. Aşk hayatı hakkında soralım. Sonra biz de ona bekar olup olmadığını soracağız. Bakayım. Arturo ile evliymiş. Maşallah yani bu şehirdeki herkes de evli yani. Tamam biz de evliyiz ama hala böyle gönlümüz boş. Flörtleşiyorum. Bir dakika. Orada bir şey var. Diskuta korkularını yüzüne vurmaktan bahsediyor. Evet. Şimdi epey geç oldu. 1:21 geçiyor. Geç saatte eve dönebiliriz. Romantikmiş Chen. Onu öğrenmiş olduk. Evet, ortam güzel. Sana bakayım kim geliyor? Marcel'le biz nasıl kötü olduk böyle? A gelen geri giden geri geliyor. Lili tekrardan geliyor. Lili'ye de bayıldım yani şu an. Lili. 10 numarasın hayatım. Tuvaletimiz gelmiş. Şurada bir tuvalet kullanalım. Hemen. İhtiyaçlarımızı karşılayalım. Bakayım. Bir genç biri geldi. Kim geldi? Jeff. Seni sormaya bile gerek yok. Sen zaten evlisin. Landgraflar yani. Ama gerçi sen oğullarısın. Aa, sen oğullarıydın değil mi? Bir dakika. Sendeki zenginlik. Kimse de yok. Bu da yaşlıymış. Hadi kız çabuk yıka ellerini. Adam kaçıverecek. Aa, gidiyor herkes zaten. Hadi bakalım tamam iyi. Herkes gidiyor ama o çocuğu yakaladık. Sendeki para var ya. As if single diyeceğim ama zaten biliyoruz Nancy ile evli olduğunu. Yani bizimki de saçma oldu. Bak Nancy ile evli. Bunu bilmeyen mi yok? 14 yıldır herkes biliyor zaten. Hatta Sim birden beri sayacak olursak 2000 yılında çıktı. 23 yıldır biliyor herkes.
İyi, bizim de çok uykumuz geldi. Saat 3 olmuş. Artık eve gidiyorum ben de. Değil mi? Ferhunde, hadi kızım eve gidiyoruz. Şimdi hep flörtöz ve mutluluk pozisyonu şey kazanmışız. Potion'ı, iksiri kazanmışız. Geliyoruz. Oo, var ya, senaryonun alası. Şimdi buna birazcık şöyle enerji katıyorum ki düşüp bayılmasın. Koca ayağa kalkmış. Hemen geliyor buna. Morçöz diyoruz. Minden kızıyoruz şimdi böyle. Argo konuşalım böyle. Yel at falan. Bu saate kadar sen nerelerdeydin de. İşte kimlerleydin de. Hadi kalk. Kalk hadi. Kalk hadi. Aa, adama bak, kalkmıyor da karıyor oturdu. Dayı dayı. Gel otur şuraya. Sen nerelerdeydin dedi. Heh. Heh. Hadi hadi, azalsın biraz ilişki. Harika. Daha doymadın sen, anlıyor musun? Böyle kuduruyorsun sinirden. Böyle bir de bunu neyse artık, playful diyor ama dalgasını geç. He. Kız arkadaşlarım da dedi ya, bütün kadınlar toplandığınızda bu saatlere kadar erkek peşinde miydiniz de falan da filan da, kız artılar çıkmasın, eksiler. Olmadı bu olmadı. Bir daha şöyle şey diyoruz. Yel at diyelim tekrardan. Hadi bakayım, bir de bunu diyoruz. Bundan sonra bizimki ağlayabiliyor mu? Cry var mı şurada bir yerde? Ha, artı değil. Aa, tamam hadi. Chat diyor. Kalk yat sen. Adam da sinirden şimdi böyle televizyona sarmışmışmış. Değil mi? Öyle olsun. La adam, sen sinirli de şimdi ne gülüp eğleni veriyorsun? Neyse hadi bakalım, bizimki şimdi televizyon başındayken, Ferhunde de uyurken biz sabah olalım. Evet, sabah oldu. Bizimki bütün gece televizyon izledi. Çünkü televizyon izlerken hep de kafada kurdu. Bu kadına neler oldu böyle falan diye. Ve karnında acıktığını fark etti. Yani şurada dolmak bilmiyor. Neyse kalksın gitsin. Kalk hadi desin. Kalktı kahvaltıyı hazırla desin. Böyle biraz kaba davransın ona ki bu ilişki biraz tersine dönsün. Hadi kalk kalk. Kalk kız, kalk kahvaltıyı hazırla bana desin. Sonra gitsin otursun. O da ne yapsın işte şey yapacak. Şöyle birazcık gitsin şey yapsın. Bak gördün mü, tam maço erkek gibi oturmadı mı şu an? Oturuşa bakar mısın? Keşke biraz da kaşlarını çataydın. Biraz sinirli olaydın. Şu modunu değiştiremiyoruz mu senin sağ tıklayınca falan hileyle? Ha? Şöyle biraz kaşını çatsana ya. Allah Allah. Böyle sevimli pozlar verirsen biz böyle kapak fotoğraf falan yakalayamayız hiç. He? Neyse bulacağız bir şekilde bir yol. Şimdi sen şuradan Sir Breakfast diyoruz. Montrose'a mı düştün? Aynen. Bir pancake yapa dur. Bunun ne ihtiyaçları var? Tuvalet muvalet ihtiyaçları var. Şöyle gelsin tuvaletini falan yapsın. Bir duş alsın. Ondan sonra kızım bu kadar mutlu yapmayın. Ay siz çok mutlusunuz ya. Mutluluğunuz batıyor bana resmen. Hadi gel şimdi, sen duşunu aldın. Yaktı orada değil mi? Arkasını yaktı. Bak bir saate işe gidecek. Gel böyle. Hemen bir yemek al. Al zaten, açsın. Aç da göndermeyelim. Ondan sonra böyle o sen yapa yapa böyle bir şey mi yaptın falan gibisinden konuş. Ama siz yelak deyince bana fazla. He tamam, konuştu. Evet tamam. Hiç de güzel yapamamışsın falan gibisinden. Böyle difficult olsun. Biraz zor bir iletişim olsun artık. En azından o öyle yapalım. Tamam, adam gidiyor işe. Sonra bunu clean up diyeceğim. Bunu da dolaba atacağım. Ve biz de şöyle birazcık bir bakalım neyimiz var neyimiz yok kıyafet olarak. Bakayım şöyle bir outfit'ten change outfit. Hep böyle şeyler giydirmişiz. Saki saki şeyler giydirmişiz. Spor kıyafetimiz iyiymiş ama. Tamam, zaten spora gideceğiz. Yine gündelik kıyafetimizle gidebiliriz. Şu an halimiz vaktimiz iyi. Bir tuvalet girdisi çıktısı yapalım şöyle. Bizim koca kaçta geliyormuş işten? Saat 6'da. Tamam, hiç problem değil. Önemli olan bizim eve geç gelmemiz. Tekrardan travel deyip spora gidiyoruz şimdi. Evet, spora geldim. Sporda paparazzi var. Paparazzi ile de tanışalım. Bakayım.
Dalton'muş. Sen nasıl yorgun hissediyorsun kendini? Spora geldin, dinç hissetmen lazım. Ya şimdi spora geldi bizimki. Selamlaştınız mı? Ne oldu? Tamam. Şöyle ona da soracağız tabii ki. Single mı bekar mı? Klemen sen bir çekil oradan. Yani ne biçim Noel babası? Sen Noel günleri bizi rahatsız et. Aa, nihayet bir single birini bulduk. Tamam. O içerisinde insan kaynıyor ya. Ya bakalım go here diyoruz. Ecomaster Knox varmış içeride. Buraya geliyoruz şimdi. Talk about Eco Lifestyle diyoruz. Hemen bak adamı sattık orada görüyor musun? Kocasını düşünüyor. İlişki hakkında konuşmak istiyormuş kocasıyla. Aa bu kadar çok romantik ama şey takılırsan ben üzülürüm. Sen serial romantik seçtik ama şeylerinde var mıydı romantik? Yo, aa vallahi romantikmiş. Bu kim? Jim Don Lotario geldi görüyor musun? Herkesle flörtleşeceğim. Sana bir sorduk mu? Sormadık. Eco lifestyle hakkında konuş dedik. Ama bunlar da yani. Bu vampirler şey vampirler. Daha bununla da tanışıyoruz. Onunla da flörtöz bir şekilde. Herkesle kırıştırıyoruz. Oo bak güzel. Jacob geldi. Evet gelen gelene vallahi bak görüyor musun? Biz seninle tanıştık. Şimdi sana soruyorum Lotario. Bekar mısın? Spor salonu bir tane de erkek geldi. Bak güzel bir erkek geldi. Oo boksör müdür nedir? Adı neymiş? Mako. Ne oldu mesaj geldi mi Don'la alakalı burada? Yok gelmedi bir şey sanırım. Şunu bir açayım. Don Lotario da single. Çok güzel. Sen Knox single mısın? Bakıyorum sana soruyorum. Maşallah arka kapıda ne işlek çıktı. Bu da single'mış. Knox. Tamam bu erkek portföyümüz genişliyor. Gel bakalım şimdi buraya. Gel burada yeni birileri daha var. Bu Lohuvel. Bakayım bir kurt haliyle nasıl sportmen duru veriyor. Vay anasına ya. Çok ilginç. Kız dans et diye seni çağırmadık. Şununla tanış diye çağırdık. Başka kimler var ortamda? Var da var. Birileri daha geldi. Kiyoshi geldi. Kiyoshi çok sevimli. Hemen sana soruyoruz single olup olmadığını. Siz niye böyle durdunuz gençler? Bu neydi? Mako Liliana ile evliymiş. Liliana sen misin? Oliana mısın sen? Tamam gel o zaman. Bu Mako'yu boş ver. Don Lotario zengindir kesinlikle. Don Lotario ile şöyle bir flörtleşelim ve ona bir gülmül falan bir şeyler. Bence Eco Lifestyle, Eco Master, bu Master olduğuna göre bu daha zengindir. Ona da böyle birileri daha girdi. Ay yok böyle karanlık bir adam girdi. Onunla olmaz. Bununla da direkt flörtleşelim. Bir kötü bir müzik çaldı ama Nox. Ay milletin gözü önünde fingirdeşiyorum. Görüyorsunuz mu? Neyse bakalım şimdi böyle bir üçlü sohbet oluşurlar. Hangisi daha çok tavlarsa bence bir sonra öyle kaynaşabiliriz. Aslında ben şehre birkaç kişi indirmiştim. Hep böyle kalabalık yerlere gidiyorum belki teşrif ederler diye ama geldikleri yok. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Çalışıyorlar herhalde iş güç. Kendilerine kariyer yapıyorlarsa iyi. Çünkü bize zaten para lazım. Değil mi? Sen ne oldu? Sende aşk yok ama bak sende aşk var. O zaman sana böyle biraz daha böyle bir flört diyeyim. Bakayım.
Mako, ta oradan buraya mı geleceksin konuşmak için? Tamam. Sen bize aşıksın, belli oldu bu. Tamam, şöyle biraz daha seninle ilgileniyorum o zaman. Fiziksel böyle elini falan bir şeyler tutalım. Bakayım, güzel etkileşim. Evet. Böyle ona sarıldı. Pick up line diyelim. Tut üstün el ele. Eridi bitti. Daha flörtleşiyorum. Çünkü burası yeşil olmadı. O yüzden flörtleşiyorum. Biri daha geldi. O kim? Brent. Uçurum bu kadar tanışma yeter. Daha ne olsun? Bakıyoruz. Baksana bir sürü evlenecek adam oldu. Ne hikmetse de hep erkeklerle tanıştık zaten. Şu alt tarafı boş ver. Tamam. Bak. Bu da bizi övecek. Görüyor musun? Şöyle biraz süremi hızlandırayım. Çok yavaş bunlar konuşuyorlar. Hala ama bunlar böyle bir kalp aşk maşk bir şey oluşmadı. Ama bak adamdan hep böyle ataklar geliyor. Vallahi bilmiyorum. Knox neden olmasın? Çok param varsa ki aşk başladı aralarında ama arkadaşlık biraz düştü. Şu an iyi gidiyor. Yeni birileri mi geldi? Aha, Knox da bizi terk etti gibi görüyor musun? Kim geldi? Böyle biraz yavaşlayın ya. Sen kimsin? Yine Mako mu? Mako da kıyafet değiştirip değiştirip geliyor. Burada kimler var? Kimsecikler yok. Gel bir de bununla tanışalım bakalım ya. Şöyle kurt adam bu. Değişik olur. Kurt adam avcısıyızdır belki biz. Ya. Bir de mor çöz diyelim. Bekar mı? Şöyle bakıyoruz. Hadi. İyi güzel bekarmış. Kurt adam sevgilimiz olmasın yani? Şöyle bir şey diyelim. Bir de bunu diyeyim bakayım. Aa, yanma efekti. Ay yok yavrum sen yan yan. Sen böyle daha ateşli görüküyorsun. Sana da biz de seksi poz atarız. Ne olmuş yani? Hı? Zaten bak o da romantikmiş. Bu da romantikler kadrosunda. Görüyor musun? Böyle hırlamayla olmaz. Abi beni korkutamazsın böyle şeylerle. Suratıma hırlama nefesin kokuyor. Aa koca eve geldi. Görüyor musunuz mu? Tamam şimdi. Oo sarıldılar. Ay bak şimdi hold hands çıktı. Ellerin tutuşma. Tamam. Bunlar güzel kaynaştı. Şimdi Edrin eve geldiğine göre ben de eve dönebil. Aa, bunlar işi çok abarttılar ama öpüşmeye kadar gitti yani. Bunlar var ya. Bilemiyorum yani. Siz birazdan sizi serbest bıraksam evlenirsiniz de. Ya. Tamam. Bu kadar kaynaşma yeter. Benim eve gitmem lazım. Yoksa sizin böyle aşk ilişkiniz böyle mırç 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 baksana. Ha, neyse o da herif, o da gitti zaten. Hadi ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum eve. Gidemiyor muyum? Neden? Şöyle tıkladım seni. Kız bu kapı önünde nasıl bir duruştu öyle? Evet bence bunu bir kaldır yani. Senin evine yakışıyor mu böyle pislik şeyler? Bu arada senin eve de bir çeki düzen verelim. Ne paketler çıktı yani. Bu evi de şey paketiyle biraz donatsak iyi olur. Yeni tomarank eşyalarıyla. Evet, şimdi bak şimdi. Eve geldi ya bu. Böyle bu kalkar. Bir üstünü bir değişseydin. Bir eve gelmişsin yani ne bileyim. Bir relax bir şeyler giyseydin şöyle şöyle. He. Şöyle bir giyin. Geldin bu saatlere kadar nerelerdesin de kız şuna. Şöyle argo bir şeyler konuş. Argo kariyerde konuşamaz ki. Cold shoulder giy.
O Ferhunde ne bileyim böyle de şeyler güzel bulamadım. Argo konuşalım ya, böyle kariyer hakkında Argo konuşalım. Kariyer yerine hani bu gezmeleri, tozmaları olarak algılayacağız biz bunu. Karşılıklı bunlar da birbirleriyle didişiyorlar. Ne oldu şimdi? Oturup konuşacak mısınız? Ha, o da diyor ben de sanki sana kaldımdı falan diyor. İşte şuradan böyle bir şey diyelim. Evet bak kötü kelimeler kullanabiliriz böyle. Ha çok güzel tartışıyorlar şu an. Harika, tam aradığım yer. Tam aradığım manzara. Tamam. Ha, şimdi desin ki ben bunlar böyle birbirine kızıyor. Ben gidiyorum yemek yapmaya falan desin. Böyle gelsin. Dinlemedi, kalktı gitti şimdi sözde. Böyle serve dinner desin. Böyle bir hemen böyle bir hızlı bir şey salata yapsın. Ki bu da böyle buraya gelsin. Şimdi tartışmaya devam edecekler ya. Ben öyle şimdi planlıyorum kendimce. Böyle. Şöyle. Evet böyle hala şey yapsın. Bakın böyle yemek yaparken konuşabiliyor mu? Hep de oturacak. Hep de oturacak yani. Şöyle bir de insult vardı orada. Hala da try for baby diyorlar birbirlerine karşı ya. Olmaz ki ama. Tamam yemeği bırak. Şöyle bir dalaşma falan var mı acaba bakacağım. Divorce var ama şöyle bir bakayım böyle bir şey diyecek mi? Facial hair falan. Ama bu şey oldu. Tamam tartışma büyüsün. Böyle bir kavga mavga bakacağım şimdi şu şeyde. Extreme Violence'de. Böyle non-deadly interaction'da her şey işte böyle host hostage for money ekstrem bu cibiti ne demek acaba? He? Bakalım deneyelim mi? Mor Choice'de ne varmış? Snatch vape ne demekmiş? Aa yüzüne şişe fırlatsın konuşurken. Kız fingirdeşme fingirdeşme. Kim dedi sana fingirdeş diye? Aha. Adamın kafaya geçirdi görüyor musun? Oo, kadına şiddet, kadına şiddet. Sen misin şey yapan? Ay dur şimdi dur. Seni şey ha böyle ha şimdi kadın. Lan dur. Kız gel gel buraya nereye gidiyorsun? Nereye gitti? Hadi git adamı şey yapacaksın nereye gidiyor? Aa dayak yedin ya kız. Sana işte git şey yap. Heh. Şimdi aa görüyor musun herif daha azgın çıktı. Sen bak şimdi bizimki de böyle şey yapmış hani gitmiş oradan bıçak al. Kız mutfaktan bıçak alacaktım. Boşuna mı sana salata yaptırdım ben? He? Aşk olsun yani. Ha, böyle döneceğiz bakalım şimdi bak. Turluyoruz, turluyoruz. Kaç tane tur atacağız acaba? Ha, işte. Ay herif. Bir dakika. Bir dakika. Gördünüz mü? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Aa, şaka gibi. Yok kardeşim öleceksin sen. Ben seni öldüreceğim. Oğlum yani böyle o bıçağı yiyeceksin yani böyle. Bak geliyorum. Geliyorum ben. Gaz, bak bak. Sen beni dövdün. Dövdün bir kere. Olmaz. Ama kızım sen de ne dönüp dolaştın be. Herif bayağı performansı sağlam çıktı ha. Bıçağı bıçağı tutmalar, kendini öldürtmemeler. Karşı koydu, direndi bize. Şaka gibi. Ha, bak 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 bak. Bak. Aa. Kız bari başka bir şey yap. Herif bir şey yapamıyorsun. Şöyle. Boynunu kırıver. Hadi bakayım. Hadi. Nereye gitti? Ha? Ama sen böyle şey şey seke seke ya nereye kadar şimdi burada yine bir dört döneceksen
Herif uyanıyor yani. Bak. Ya bak yine çarpı oldu. Yine herif uyandı. Bakalım bunu göreceğiz nasıl olacak. Herif azılı çıktı ya. Aa şöyle bir aa. O bize tekme attı. Kız sen çok ezik çıktın. Sen çok ezik çıktın. Aa, calm down diyeyim. Şöyle bir. Evet. Evet. Kendini bir rahat hisset. Bir derin nefes al. Ha? Ha? Bir kere daha yapalım şunu seninle. Gel böyle bir derin nefes alalım. Olmadı zaten. Gel böyle bir gangster tutacağız. Olmuyor mu şunu ortalıktan? Gönderemiyor muyuz? Tamam. Gel bakalım şimdi bu herif burada. Seni bu gece ortalıktan kaldıracağız biz. Biz şimdi çok hırslandık. Ya. Gangs diyeceğiz. Enable. Yok valla. Sana böyle deadly interaction diyorum. Onu da şey yapamadık. Böyle seni kalbini söksem diyeceğim. Da olmayacak. Morchoy deyince ne çıkacak bakayım. Shoot'sin. Tamam. Artık tamam. Artık silahlanmışız yani. Tamam mı? Bu yani. Heh. Bakıyorum. Şimdi buna da böyle bir kalkan tutarmış. Ay, kalkan tutmuyor ama kafa tutuyor yani. La herif yana kaçtı ya. Aa şaka gibi bunlar. Ba. Ben sana taktım kafayı. Bütün evet haspa. sana bir şeyler bulacağız yani buradan. Güzel bakalım böyle. Yani herhalde de şeye de karşı gelemezsin yani. Makinalı tüfek almışız. Hadi bakayım. Makinalı tüfek en azından böyle bir savuttur etrafa. Ay yok artık. Matrix hareketleri yapıyor. Şaka gibi sinirlere bozuldu şu an. Kesinlikle sinirlere bozuldu. Hay Allah'ım ya Rabbim ya ölsene artık. Ya bakayım şurada bir şey vardı. Set on fire diyordu. Ne yapacak bakayım? Artık şöyle bir ateş at, bir Molotov kokteyl falan savur. Hadi yak artık şunu. Yok yine olmayacak. Bu sefer nasıl kurtulacak acaba? Yok ya. Yok vallahi uykusu geldi kadın. Neyse uyuyacağız artık. Belki sabaha şey yaparız. Adamın da korkudan tuvaleti geldi bence. Hadi bakayım gel bakayım şöyle bir tuvaletini yap sen de. Aa adama bak ya. Şaka mıdır nedir? Vallahi. Hadi yemek ye bari. Sen de hiçbir şey yapamadın ki. Gel bakayım adam bekle. Koşa koşa işini görüyor. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay tövbe estağfurullah. Karnımız doysun bari. Heh, şöyle yat zıbar uyu. Ben onları temizleyeceğim. Heh. Ne yapayım? Sabaha devam edeceğiz kavgaya, gürültüye. Aa, ama olmaz ki ya. Arabayla çarpıp geçeyim desem arabadan da kaçar bu. Bahçede onu da deneyeceğiz. Ne yapalım? Hadi gel. Yo yatağa gitme. Önce bir evi toparla. Sonra yatağa git. Hadi bakalım. Hadi gel şimdi yat bakalım. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Ferhunde de kalktı çünkü şey Adrian işe gitti. Biz de ihtiyaçlarımızı görelim. Ay hiç video süresinden de haberim yok ki. Kaç dakika oldu böyle yarım saat falan geçtik sana. Epey sıkıcı olduysa arkadaşlar istiyorsanız ölüm olayını biz gelecek bölüme bırakalım. Yani bizi bu Adrian çok şaşırttı. Böyle şey hareketler falan beklemiyordum. Matrix tarzı hareketler falan. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde inşallah biz muvaffak olacağız. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.